yayınımıza pazar gününüzü ayırıp katıldığınız için öncelikle bütün takipçilerimize çok çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Arkadaşım Amerika'da yatırımcı vizesi aldı. Kendisi bana sponsor olabilir mi? Olabilirse benim Amerika'da olmam mı gerekli yoksa Türkiye'de olsam da oluyor mu? Bu arada daha önce Work and Travel ile C1 vizesi alıp Amerika'da çalışıp Social Security numarası almıştım. Bunun bir faydası olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Hani arkadaşınızın Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket sahibi olup yatırımcı vizesi alması size arkadaş olarak herhangi bir sponsorluk yapması için bir fırsat vermiyor. Fakat eğer sizin kastettiğiniz arkadaşımın firması üzerinden bana sponsorluk olabilir mi diyorsanız bu mümkün olabilir. Önemli olan nokta arkadaşınızın yatırımcı vizesine sahip olduğu şirketi üzerinden bir istihdama ihtiyaç duymaması ve bu istihdam içinde sizin uygun olup olmadığınız. Eğer siz bu pozisyona ya da istihdama uygunsanız o zaman arkadaşınız yatırımcı vizesi imkanı veren şirketi üzerinden çalışan getirme hakkına da sahip. Dolayısıyla şirketi Türk vatandaşı olan birini yönetici ya da ihtiyaç duyulan bir uzman olacaksa onu firmasına Türkiye'den getirebilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla eğer arkadaşınızın firmasının size ihtiyaç duymuş olması, finansal durumunun yerinde olması, böyle bir istihdamın gerekli olmuş olması ve bunun için de Türk vatandaşı birine ihtiyaç duyduğunu gösterebilirse o zaman size aynen yatırımcı vizesi altında essential employee dedikleri ihtiyaç duyulan çalışan olarak getirme imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla bu mümkün olan bir şey. Sizin daha önce aldığınız sosyal güvenlik numarasının bir faydası yok. Yani o sizin daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Work and Travel'la bulunduğunuz zaman da kullandığınız bir sosyal güvenlik numarası. Dolayısıyla eğer ki siz onay alırsanız ve bu firma üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebilmeye hak kazanırsanız o zaman tabii ki eski sosyal güvenlik numaranızı hala kullanabilmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.